Değerli Muğla TV izleyicileri, bugün Halkın Sesi programında halkımıza Muğla'nın seçilmiş milletvekillerini ve onlara sormak istediklerini sorduk. Bakalım halkımız ne diyor? İyi seyirler. Adım Habib Çınar, Çin'e. Ne iş yapıyorsunuz? Seyyar manavım, emekliyim, çiftçiyim. Milletvekillerinden beklentiniz ve milletvekillerine sorularınız nelerdir? Şimdi milletvekilleri değil de hükümetten olan beklentilerimiz hep boş çıkıyor. Yani biz çiftçiyiz, canımızı çıkardılar canımıza. Yani elimizdeki 3-5 malımız vardı, onlar gitti. Devlet hiçbir zaman çiftçinin ismini konuşmuyor. Tarım Bakanı olsun, Başbakan olsun, Cumhurbaşkanı olsun. Hiçbir zaman çiftçinin hakkında hiçbir şey yapılmıyor. Yani onun için çok üzgünüz. Peki siz haklarınızı aramak için herhangi bir yere başvurdunuz mu? Hakkımızı nereye arayacağız kardeşim? Yani şimdi bir çiftçi olarak ben hakkımı nereye arayabilirim? Devlet bize bir şeyler versen, destek versen üreteceğiz. Yani bundan bir sene önce yemin çuvalı 75 lira. Karkas etin, kasabı vermiş olduğumuz etin kilosu 36 lira. Bugün yemin çuvalı 130 lira. Karkas etin kilosu, kasabı vermiş olduğumuz etin kilosu 34 lira. Bir hayvan besiye bağlı, ha onu bak millet iyi bilsin. Besiye bağlamış olduğum bir hayvan 12 kilo yemir. Yemin kilosu 3 lira. Ne yapar kardeşim? 3 lira 36 lira yapar. 36 lira yem yiyen hayvanın üretmiş olduğu et 700 gramdır günde. Yani 22-23 lira et üretiyor, 36 lira para yiyor. Yani Tarım Bakanı bunun milletin neyde kar ettiğini güzel öğrensin. Peki çiftçiye destek sağlamak için öneriniz nelerdir? Çiftçiye destek için en azından bu hastalık sebebiyle çiftçinin kredileri ertelenmesi lazım faizsiz olarak. Artı bu yem, et, süt fiyatları dengelenmesi lazım. Yani çiftçiye faizsiz, besiciye, çiftçiye faizsiz krediler verilmesi lazım. Mazot, gübre fiyatları düşürülmesi lazım. Domatesin kilosu 10 sene önce 2 lira, bugün gene 2 lira. Gübrenin kilosu, çuvalı bundan 10 sene önce 20 lira, bugün 120 lira. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Ya buradan izleyicimize söyleyecek olur, ne olabilir? Herkese Allah vicdan merhamet versin. Hükümetin de yani bu millete, bak bu gariban insanlara, Suriyelileri ta Suriye'den 5-6 milyon insana getirip de besleyeceğine, biraz da kendi böyle gariban halkına yönünü çevirmesi lazım. İsim Nevzat Kutlu. Ne iş yapıyorsunuz? Pazarcılıkla uğraşıyoruz. Kaç yıldır bu iş yapıyorsunuz? Aşağı yukarı 4 yıldır. Peki Muğla'nın seçilmiş milletvekillerinden iki isim sayabilir misiniz? Hiç aklımda değil şu an gerçekten. Tamam, peki. Peki bu milletvekillerinden beklentiniz ve bunları sormak istediğiniz sorular var mıdır? Yani ben Muğla yönetiminin, belediyesinin daha doğrusu gerektiği kadar işini yaptığını inanıyorum. Yani ben aslen Muğla'lı değilim de aşağı yukarı 4 yıl oldu buraya geldik. Daha önceden Marmaris'teydik. Yani Marmaris'e nazaran baktığınız zaman başarılı bir şekilde işlerini yapıyorlar. Yani pazar yeri olsun, altyapı olsun, bütün hizmetleri mükemmel. Peki sizin bir milletvekilden beklentiniz nedir? Halkına hizmet etmesi. Budur yani, herkesin beklentisi odur. Yani belediye personelinden, belediye başkanından. Herkesten beklentisi olur yani. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Hava çok soğuk gerçekten. Evet, bayağı soğuk. Hatta biz de bugün sonlandırmayı düşünüyoruz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Bayağı soğuk. O yüzden. Ben Muğlalıyım. Mustafa ismim. Peki Muğla'da seçilmiş milletvekillerinden iki isim söyleyebilir misiniz? Burak Erbay'ı biliyorum isim olarak. Ayrıca Yelda Hanım'ı biliyorum medyadan. Yani isim olarak diğerlerini bilmiyorum, hatırlayamadım yani.
Peki milletvekillerinize sormak istediğiniz soru veya bu milletvekillerinden beklentileriniz nelerdir? Muğla'nın acil olarak eğer mümkünse şu Sandıra suyunun bir an önce getirilmesi lazım, Muğla'ya kavuşturması lazım. Yıllardır söyleniyor ama hatta gazete manşetleri atıldı. 2018'de Muğla'lılar Sandıra suyu içecek diye, Muğla merkez Kütekli hariç. Ama maalesef 2021'e girdik, hala Sandıra suyu gelmedi ve kuyu suyu içmeye devam ediyoruz. Böyle bir yeşil, yağmuru, güzelliği bol olan bir ilde kuyu suyu içmeye devam ediyoruz. Bu önemli bir sorun. Buna el atmalarını temenni ediyorum. Ayrıca Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Bey'den bir ricamız var. Kaldırımlar, yollar, her yer beton oldu. Yağmur yağınca görüyorsunuz her yer dere gibi akıyor. Çünkü suyu yutamıyor yollarımız. Yollarda parke taşı olsa hem altyapı için kaldırması kolay olur. Arızalar giderilmesi kolay olur. Ama her yer beton oldu. Kaldırımlar beton oldu. 80-100 sene önce dikilen çam ağaçları olmasa Muğla merkezde çam ağacı yok. Kurşunlu meydanı yaptılar. Geniş bir meydan. Ama açtılar ki örtüler açıldı. Bir tane ağaç yok. Ağacı bırakın küçük bodur bir çiçek, yeşillik yok. Koca Kurşunlu meydanında ya, Muğla'nın sembolü, günlük ağacı, sığla ağacı, çam ağacı, zeytin ağacı Muğla merkezde kaldırımlara neden donatılmaz? İsmet Çatak Caddesi'nde kaldırımlar genişletildi. Bomboş. Halbuki 48 plakalı ilimize 48 bin fidan kampanyası gibi bir kampanya yapılıp kaldırımlara, yollara, ağaçlarla donatılıp kalıcı ağaç yalnız. Böyle her sene sökülen çiçekler değil. Yılda 3-4 kere çiçek dikiyorlar, söküyorlar. Bunun parası bizden çıkıyor. Geçici çiçekleri böyle söküp dikeceklerine ağaç, kalıcı ağaç diksinler. Neden kalıcı ağaç dikilmiyor Muğla merkezde? Ziraat Bankası oradaki çamlar 100 sene önce dikilmiş. Kuruyunca kesiliyor, yenisi yerine dikilmiyor. Valinin oradaki çamlar kuruyunca kesiliyor, yol üzerindekiler, yenisi yerine dikilmiyor. Ve maalesef her yer mermer, beton. Bu yeşilliğe muhtaç olduğumuz biz bu zamanda, yani buna belediye başkanı bir an önce el atmasını istiyorum. Yani üzülüyorum. Kurşunlu meydanını görünce çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Ya bir tane orada çınar olmaz mı? Bir tane zeytin ağacı olmaz mı? Yazık. Yani halbuki Bahattin Bey kendisi yeşil köylerden, yukarılardan, ormanın içinden yetişen bir belediye başkanımız. Çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Güzel çalışmaları var. Gayretli, genç, dinamik birisi. Ancak ağaç neden dikilmiyor anlamıyorum. Kaldırımlar siz de görüyorsunuz. Beton, beton, beton. Biz halbuki bu siyasi partiyi nasıl biliyorduk hep? Yeşillikle, ağaçla, çimle özdeşleştiriyorduk. Maalesef bunu talep ediyorum. Bahattin Bey'e umarım sesim duyulur. Bir de içim cız ediyor. Her gün oradan geçiyorum. Askerlik Şubesi'nin köşesinde bir ağaç var. İçine askerlik şubesinin şeyleri girmiş, demirleri girmiş, yıllardır öyle duruyor, mail attım, hiç o ağacın imdadına yetişen yok, orada can çekişiyor. Nasıl bir hasta can çekişir, ağacın içine demirler girmiş, o korkuluk demirleri, ama ağaca müdahale edilmesi lazım, o demirlerin kesilmesi lazım veya ağacın orada bir çözüm bulunması lazım. Oradan geçerken sanki yaralı bir insan görmüş gibi içim cız ediyor. Belediyenin karşısında, belediye parkının yanında. Yani görmüyorlar mı? Ağaç, ağaç, ağaç. Yeşillik. Yeşillik. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Medya günümüzde çok önemli. Sesi kesilmeye çalışılan medya. Numuneler çok az kaldı. Sesini duyabildiğimiz, halkın sesini duyabildiğimiz. Ben sizlere başarılar diliyorum. Umarım halkın sesi olmaya devam edersiniz, halkın sesi olursunuz. Çünkü şu an ben televizyon izlemiyorum. Televizyon izlemiyorum çünkü beni yansıtmıyor, halkı yansıtmıyor. Öyle büyük sorunları var ki halkın, başta eğitim, adalet, sağlık, yeşil doğa, öyle büyük sorunları var.
medyamızın bunların üzerine gitmesini istiyorum. Geçen duyduğum bir şey daha çok içimi cız etti. İnternette okudum. Akyaka Azmak herhalde ihaleye çıkıyormuş. Bodrum'un bazı yerleri ihaleye çıktığı gibi, Gökova'nın bazı yerleri ihaleye çıktığı gibi. Tabii devletimizde bir şey diyemeyiz. Boynumuz kıldan ince. Devletimiz, devlet büyüklerine saygımız var. Ancak yani Azmak, yüzyılların Gökova kadın Azma zannederim bu gidişle başkalarının yat limanı mı olacak? O güzellikler, o film çekilen yılların güzelliği, karpostallık manzaralar galiba başka devletlere ihale olacak diye okudum. Hani ne kadar doğru bilmiyorum. Ama medya bu yeşilliğin, doğa güzelliğinin, suyun üzerine giderse zannederim gelecek nesillere güzel bir dünya bırakırız. Gelecek nesillere biz bunu bırakmak zorundayız. Bu bize miras kaldı. Biz de onlara iyi bir miras bırakmalıyız. Beton değil Sayın Bahattin Gümüş. Lütfen şu kaldırımlara beton dökmeyin. Demir dökmeyin. Kaldırımda demirin ne işi var? Yollarda betonun ne işi var? Lütfen bırakın betonu. Parke taşı olsun, Arnavut kaldırımı olsun. Ne kadar güzel olur değil mi? Filmlerin çekildiği Muğla'mızda Arnavut kaldırımlı sokaklar olsa ne kadar tarihi olur, eskiyi yansıtır, nostaljik olur. Ya neden içim cız ediyor ya, bir beton demirleri örmüşler böyle demirleri kaldırıma yatırmışlar, üstüne beton arabaları geliyor, beton döküyor. Ha, oradaki ağacın dibine kadar beton geliyor. Yayla yolunda, eski mezarlık yolunda zeytin ağaçları can çekişiyor, betonun arasında sıkışmışlar. Kuru yanlarını kesiyorlar, üstüne beton kapatıyorlar. Ya anlayamıyorum. Uçurum Park'ta o kadar güzel alan var, kaç dönüm alan var. Neden içi kalıcı ağaçlarla donatılmıyor? Çınar ağacı, günlük ağacı, zeytin ağacı bizim sembolümüz, Muğla'mızın sembolü. Kışla Parkı'nda benim çocukluğumda her yer ağaçtı, yeşillikti. Oraya bina yap, buraya beton dök derken şu anda görüyorsunuz ne kadar az ağaç kaldı. Ağaç. Çünkü Kızılderililerin söyledikleri gibi, Seattle'ın söylediği gibi maalesef gelecek nesillere biz herhalde bu ağaçları, bu ormanları, bu suları bırakamayacağız. Ve o zaman anlayacağız ki betonun, demirin, tuğlanın yenmeyeceğini anlayacağız. Beyaz adam bufalo derisi kadar yer istedi bizden. Daha sonra bütün vatanımızı, topraklarımızı satın bizden aldı, elimizden aldı diyor Seattle. Bizim de galiba beton her yerimizi işgal etti, elimizden alacak. Lütfen şu beton sevgisinden vazgeçilsin ya. Lütfen kaldırımlarımız çınar ağacıyla donatılsın. 48 plakalı Muğla'ya 48 bin çınar ağacı, sığla ağacı, zeytin ağacı dikilsin. Kurşun meydanında neden böyle gölgesinde oturabileceğimiz, kitap okuyabileceğimiz, şiir okuyabileceğimiz, müzik dinleyebileceğimiz bir çınar ağacı neden yok? Yağcılar İşhanı'ndaki çınar ağacını ne kadar bize asırları getirmiş. Öyle gelecek nesillere biz Kurşunlu Meydan'da neden çınar ağacı bırakmıyoruz? Üzülüyorum, her yer beton mermer. Lütfen yeşil Muğla'yı, yeşil beyaz Muğla'yı, Muğla Spor'un sembolü olan yeşil beyazı Muğla'da kurtaralım. Ve gelecek nesillerimize yeşil beyaz bir Muğla bırakalım. Umarız dediğiniz gibi olur. Şöyle bir sorum var. Az önce medyanın bastırılmaya çalıştığını söylemiştiniz. Aynı şekilde halk da sanki bastırılmaya çalışıyor ve kendini bir baskı altında hissediyor gibi. Çünkü biz Halkın Sesi programında halka görüşlerini soruyoruz, düşüncelerinizi soruyoruz. Ama halk bunu söylemekten çekiniyor. Düşüncelerini özgürce söylemekten korkuyor. Sizce bunun sebebi nedir? Hava soğuk. Hava soğuk o ve bazı dört duvar arasındaki diken örgülü yerler daha soğuk. Umarım özgür, güzel günler görür memleketimiz. Yıllar önce güzel günler göreceğiz çocuklar. Maviliklere koşacağız, maviliklere motorlarımızı süreceğiz demiş.
Ama mavilikler kalmıyor. İçim eriyor. İçim eriyor. Mavilik bırakmıyoruz. Biz büyüdük ve kirlendi dünya. Kirlettik dünyayı. Lütfen kirletmeyelim. Bu doğal olarak, maddi olarak kirletmediğimiz gibi çocuklarımızın, gençlerimizin, neslimizin zihnini, kalbini de kirletmeyelim. Çünkü fikir özgürlüğün olmadığı bir yerde sanat olmaz, edebiyat olmaz, sinema olmaz, özgürlük olmazsa basın olmaz. Borgen diye bir dizi izlemiştim. Orada Danimarka'nın nasıl özgür basınla kalkındığını müthiş bir şekilde sorguluyordu, anlatıyordu. Demokrasinin, özgürlüğün, cumhuriyetin önemini anlatıyordu. Biz de bize miras bırakılan bu cumhuriyetin önemini bilelim. Cumhuriyete ve cumhuriyetin diğerlerine sahip çıkalım. Özgürlük çok önemli. Fikir özgürlüğü çok önemli. Dışarıda deli dalgalar gelip duvarlar yalar, bu sesler beni oyalar demeyelim artık. Dışarıda mevsim baharmış, güzel günler varmış demeyelim. O güzel günlere biz kavuşalım, maviliklere motorlarımızı sürelim. Gelecek neslimize özgür bir dünya bırakalım. Sabahattin Ali'lerin çektiği çileleri, Nazımların, Mehmet Akif Ersoy'ların çektiği çileleri, Necip Fazıl'ların çektiği çileleri artık yetişen neslimiz çekmesin. Çekmesin, el ele hep birlikte her türlü görüşe, düşünceye açık bir şekilde. Mozaiklerin güzelliğini biliyorsunuz. Toplumumuz bir mozaik, bir mozaiklerin içinde her türlü fikir ile özgürce ne güzel sanatlar, sinemalar, tarih, kültür üretebiliriz, diğerler üretebiliriz ve fabrika üretebiliriz. Fabrikalarımızı koruyup ülkemizin geleceğine aktarmamız gerekir. Lütfen kalıcı eserler bırakalım. Trilyonları geçici maket, plastik eserlere değil, gelecek nesle aktarabileceğimiz ve ekmek kapısı olan, kutsal emek kapısı olan fabrikaları bırakalım. Muğla'mızda hayvancılık, tarım, turizm, balıkçılık geliştirilebilir ve bunların sanayisi oluşturulabilir, oluşturulması gerekir. Çok belediyemizin yaptığı güzel hizmetlerden birisi, iftihar duyduğum güzel hizmetlerden birisi, ben eskiden anam tohumunu kendisi üretirdi, kendisi yetiştirirdi. Kışın sakladığı tohumu baharda ocaklara alır, fidan yetiştirirdi. Şu an tohumlar görüyoruz, çelik kasalarda saklanıyor, altın değerinde. Ve o tohumların genleriyle oynanmış GDO. 3 tane tavuğum var, GDO'lu mısırı, sılaçlık mısırı yemiyorlar. Zorla köylü mısırını buldum, biliyor musunuz? Bulamadım, zorla buldum. GDO'lu mısırı tavuklar yemiyor ama bizim her yerimiz GDO oldu. Belediyemizin yaptığı güzel hizmeti söylüyordum. Yerel tohum takas günleri yapıp burada yerel tohum üretiyor. Bu geliştirilmesi lazım. Bunların daha da fabrikasyon ortamında gelecek nesillere emek kapısı olacak şekilde geliştirilmesi lazım. Balık olan ülkemizde balık yiyemiyoruz. Bunun geliştirilmesi lazım. Ve bunların ihraç durumuna sokulması gerekiyor. Neden ben Akyaka'da sahil kenarında Norveç'ten gelen dondurulmuş balığı ekmek arası yemek zorunda olayım? Neden? Benim ülkemde balık yetişmiyor mu? Üç tarafı denizlerle çevrili. O kadar göllerimiz var. Bunların yetkililer tarafından düşünülüp geleceğe yönelik planlar yapılması gerekiyor. Israrla söylüyorum. Borgen dizisindeki Danimarka'nın başbakanı, medyası, muhalefeti nasıl bir dürüstlük örneği sergilemişler. Onu örnek alıp bizim de o Baltık ülkelerinin güzelliklerini, bir zamanlar bataklık ülkesi diye anılan Finlandiya bugün dünyada eğitimde bir numara. Biz o Beyaz Zambaklar ülkesinde kitabında yazdığı gibi neden eğitimimizi bir numara yapmayalım?
bizim bu kadar değerli, zengin, kültürel, tarihi mirasımız var. Geçmişte çok büyük değerlerimiz var. Bunları biz yeniden canlandırıp gelecek nesillere aktarmamız lazım. Eğitim, eğitim, eğitim. Her şeyin başı eğitim. Köy enstitülerinin yetişme ortamının yeniden canlandırılması ve onun üniversite düzeyinde, köy enstitüsü okullarının üniversite düzeyinde eğitilmesi gerekiyor. Köye giden öğretmen maalesef bugün soba yakamıyor. Affedersiniz, fareyle mücadeleyi bilmiyor, musluk tamir etmesini bilmiyor. Çok affedersiniz, bit ile pire ile mücadele etmesini bilmiyor. Bir zaman bir öğretmen, stajyer öğretmen ağlayarak demişti ki, bana Pavlov'un, Maslow'un deneylerini öğrettiler, tamam güzel, ama Pavlov'un şartlı deneylerinden ziyade bana köyde soba yakmak, öğrencilerin başını okşamak, onların saçındaki biti nasıl temizleyeceğim, bununla mücadele etmek, köydeki salgın hastalıklarla mücadele etmek, ampul nasıl değiştirilir, elektrik tesisatındaki arızalar, ufak arızalar nasıl giderilir, köyde arıcılık nasıl yapılır, köyde ufak tefek sıva tamir nasıl yapılır, bir enstrüman nasıl kullanılır, bunlar öğretilseydi dedim ki sen köy enstitülerini tarif ediyorsun. Onları siyasi çekişmeler uğruna, o köy enstitüsü okullarını yazık ettik. Biz maalesef kökten bir şeyi kaldırıp atıyoruz. Oysa tamir etmemiz lazım. Tamir etmemiz lazım. Geliştirmemiz gerekiyor onu. Onun için bütün toplum olarak, toplumun bütün katmanları olarak el birliğiyle bu ülkeye kalkındırmamız gerekiyor. Finlandiya nasıl bataklıklar ülkesi bugün bir numara olmuş. Danimarka aynı şekilde. Biz neden olmayalım? Biz neden olmayalım? Biz aşı üreten nesiller niye yetiştirmiyoruz? Onlarca, zannederim 57 İslam ülkesi var. Onlarca İslam ülkesi, affedersiniz, kafirin yapacağı aşıyı bekliyoruz şu anda. Yani o kelimeleri kullanmak istemiyorum ama neden İslam ülkeleri olarak biz kendi aşımızı üretemiyoruz? Üretmişiz geçmişte ama üreten tesisleri kapatmışız, o kurulları yok etmişiz. Neden kaldırıp atıyoruz? Neden benim takımımdan değilse, benim partimden değilse, benim sendikamdan değilse, benim düşüncemden değilse neden kökten kaldırıp atıyoruz? Onu neden geliştirmiyoruz? Bu senlik benlik nedir? Bu kavga nedir? Bu çatışma nedir? Biz artık birlik olmamız gerekiyor. Beraber olmamız gerekiyor. Hangi görüş, hangi ırk, hangi mezhep, hangi inanç olursa olsun biz birlikte hep beraber. Bakınız, iki büyük Türk doktoru Almanya'da ne yaptı? Pfizer'in aşısını buldu. Bu doktorla benim ülkemde olamaz mıydı? Beyin göçü neden oluyor benim ülkemden? Beyin göçünün durdurulması gerekiyor. Bu beyinlerin ülkemde kalması, bunların işlenmesi, değerlendirmesi gerekiyor. Umarım bazı hassas noktalara değinip rahatsız etmem. Çünkü devletimi, milletimi, bayrağımı çok seviyorum. Yanlış bir şey söylemek istemem. Haddimi aştıysam yetkililerden özür dilerim. Hava çok soğuk. Çok soğuk. Çok dolu vatandaşımız, fakat çok kişi derdini anlatamıyor, derdini anlatacak durumu yok. Ben bu yaşımda işsizim. İşsizim, 3 üniversite bitirdim, işsizim. Ve bütün kapılar yüzümüze kapanıyor. Ülkemde emek vermek istiyorum. Emeğin karşılığını görmek istiyorum. Neden yetişen beyinler yurt dışına gitsin ki? Bu vatan bizim. Bu ülke bizim. Şimdi bizim değerlerimiz, edebiyatımız, tarihimiz çok güzel. Bunları örnek alıp yanlışları, eksikleri tamamlayıp neden kalkınamıyoruz? Neden kalkınamıyoruz? Bizim bütün kullandığımız teknolojik araç, gereç neden yabancı? Neden biz yabancıya bu kadar paramızı aktarıyoruz, değerlerimizi aktarıyoruz?
Elbette dünya global bir dünya oldu artık ama ben yerli milli unsurları pek göremiyorum. Yani yerli milli yiyeceğimiz içeceğimiz kalmadı ki. Teknolojiyi bırakın. Umarım yetkililer bir an önce bunlara çare bulur. İşsizlik ortamında hürriyet olmaz. Ekmek yoksa hürriyet olmaz. Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam demiş bazıları. Ancak ekmeksiz yaşanmıyor. Öncelikle ekmek, kutsal emek. Bu konuda Ataol Behramoğlu'nun Yunus gibi şiiri harika bir şiirdir. Okursam rahatsızlık veririm. Onu gençlerimiz okusunlar, incelesinler. Örnek alınacak kişilerden, şairlerden, diğerlerden birisidir Ataol Behramoğlu. Onları okuyalım. Bu şairlerimiz şu an yaşıyorlar. Bunların diğerlerini bilelim. Yaşayan diğerleri bilelim. Biz geçmişi bilmediğimiz gibi maalesef yaşayan diğerlerimizi de bilmiyoruz. Bilelim. Bilelim. Bu memleket Yunus Emre'leri yetiştirmiş. Mevlana'ları yetiştirmiş. Ama şu an çatışma, dövüş, kavga, senlik, benlik. Şu an neden Yunus Emre felsefesine, inancına, Mevlana'nın düşüncesine, hoşgörüsüne sahip değiliz? Neden sahip değiliz? Biz yetiştirdik onları. Uluslararası Yunus Emre yılı ilan ediliyor. Mevlana yılı ilan ediliyor. Uluslararası tanıyorlar. Pakistan'da Mevlana'yı okuduklar, tanıdıkları kadar biz ülkemizde Mevlana'yı okuyup tanımıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ü okuyup tanımıyoruz. Değerlerimizi bilmiyoruz maalesef. Bu değerlerimize sahip çıkalım. Sabahattin Paşalı. Ne iş yapıyorsunuz? Ben yumurta tavuğu yetiştiriyorum ve yumurta pazarlıyoruz. Müşterilerimiz geliyor, yumurtalarımızı alıyor. Akçova'da yapıyoruz. Kendi ürünlerimizi pazarda pazarlıyoruz. Bu şekilde. Peki Muğla'da seçilmiş iki tane milletvekili ismi sayabilir misiniz? Şimdi şöyle, Yelda Gökçen var. Şey olarak AKP'den. Ondan sonra bir de şimdi hatırlayamayacağım. Tamam. Peki milletvekillerinden beklentiniz ve onlara sorularınız nelerdir? Onlara Muğla için güzel yani yatırım, ileriye dönük yatırımlar yapmalarını istiyoruz. Gençlere yönelik. Yani bir en azından gençlerin ilerideki şey olarak kendi ihtiyaçlarını karşılamaları için bir fabrika gibi veyahut diyelim ki tekstil üzerine en azından ne olabilir? Tekstil ürünlerinin şeysi, fasonluğu falan olabilir. O tür şeylerin geliştirilmesi isteriz. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Muğla'ya yani yararlı, Muğla'ya yararlı işlerin yapılmasını istiyoruz. Ben öğretmen Cemal Nuri Eroğlu. Bana şey yaptığınız için, bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz ne varsa onu yanıtlayabilirim. Muğla'nın seçilmiş milletvekillerini tanıyor musunuz? Vallahi, kim olduğunu biliyor musunuz? Şey tabii tanıyorum ama yani öyle çok yakınan şey müşerref olmuş değiliz. Yüzlerini sene, yani ayda yılda bir görüyoruz. Tabii biz meslek gereği şey olmadığımızdan, siyasilerin görevleri ayrı olduğundan öyle pek fazla işte bir toplantı olduğunda veya bir açılış olduğunda, herhangi bir tören olduğunda falan tesadüfen denk geliyoruz. Diğer türlü tabii siyasilerle pek şeyimiz olmuyor. Peki iki tanesinin ismini söyleyebilir misiniz? Tabii mesela Muğla'nın 6 tane milletvekili var. Hatta 7 mi oldu galiba bilmiyorum ama 7 oldu herhalde.
Bir tane mesela İYİ Parti'den Metin Ergun var. CHP'den Mürsel Alpan var. Süleyman Girgin var. AK Parti'den Yelda Gökçen Hanım var. Tekrar AK Parti'den Yavuz Bey var. Kaç tane saydım bilmiyorum. Bir de Erol Bey diye bir avukat var galiba. Yani aşağı yukarı... 8 tane. Ha, 8 tane ama hepsini bilmiyorum saydım mı saymadım mı. Peki bu milletvekillerine sormak istediğiniz sorularınız var mı? Vallahi benim milletvekillerine sormak istediğim yani o kadar çok şey var ki yani nasıl diyeyim. Şimdi her şeyden önce milletvekilleri şöyle bu danışmanlarla ilgili bir şey var. Her vekilin 3 tane danışmanı var. Meclis başkanının 53 tane danışmanı var. Reisi Cumhur'un 100-150 tane danışmanı var. Şimdi bu ekonomik krizde bence tasarruf tedbirlerinin hani öne alındığı bir dönemde asgari ücrete çalışan 10 milyon işçinin olduğu bir ülkede ben 44 yıllık öğretmenim, daha henüz bir tane evim, bir bisikletim var. Yani bu şeylerden de gerek parlamentodaki milletvekillerin gerek ülkeyi yöneten liderlerimizin vatandaşa örnek olmaları için, savurganlığı azaltmaları için örnek davranışta bulunup tasarruf tedbirlerini arttırmaları gerekiyor. Ekonomiye katkı yapmaları bağımından, yani böyle dinimizde zaten israf haramdır. Şu anda ülkemizde o kadar çok insan gayrimeşru yola başvurmaktadır ki mesela hırsızlık artmış, efendim dolandırıcılık artmış, efendim esrar eroin kokain ticareti artmış. Yani üretimi arttırmalıyız, istihdamı arttırmalıyız. Yerli ve milliden şey yapıyoruz, sürekli vurguluyoruz ama yerli ve milli olmamız için yerli üretime önem vermemiz lazım. Tarımı, hayvancılığı geliştirmemiz lazım. Çiftçinin sorunlarına eğilmemiz gerekiyor. Mesela Atatürk Gücü Önderimiz traktöre binerek traktör kullanmıştır. Yani sürekli köylülerle sohbet etmiştir. Fakat bizi yöneten insanlar, örneğin şöyle bir örnek vereyim. Rusya Devlet Başkanı Mr. Putin elbisesini giyerek bütün hastaneleri gezerek yoğun bakımda yatan bütün hastaneleri ziyaret etmiştir. Ben daha Sağlık Bakanımızı giyerek, maske işte ve kurallara uyarak bir hastaneye gidip de bir yoğun bakım ünitesini ziyaret ettiğini henüz basın medyadan görmedim. Bunları devlet büyüklerinden özellikle bekliyorum. Örnek olması lazım. Örnek yaşamaları gerekiyor. Yüce Efendimiz mesela Hazreti Muhammed Mustafa Peygamber Efendimiz hasırın üzerinde yatıyordu. Ve insanları hiçbir zaman ayırmıyordu. Allah'ın en sevgili kulu olmasına rağmen. Yani Yüce Allah Peygamber Hazreti Muhammed olmasaydı ben evreni yaratmazdım diye söylemiştir. Onun için siyasetçilere de çok büyük görevler düşüyor. Halkın dertlerine çare üretmeleri gerekiyor. Peki buradan söylemek istediğiniz başka bir şey var mıdır onun? Vallahi ben buradan yine de Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü bir devlet olduğuna inanıyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. 4 mevsimi yaşayan bir ülkeyiz. Cennet bir ülkede yaşıyoruz. Hele Muğla cennetin cenneti olan bir yer. İlimiz çok güzel. İlimizin güzelliklerini, doğasını korumamız gerekiyor. Ormanları, çevremizi tahrip etmememiz gerekiyor. Yani nasıl diyeyim, bunu da bu bilinci de bütün öğrencilerimize, bütün çalışan kesime bu mesajı vermemiz gerekiyor. Aynı zamanda Çevre Derneği'nin ve Teman'ın da üyesiyim. Az önce bayrakla ilgili bir şey söylemiştiniz. Evet, bayrak şöyle, şimdi bayrak bizim vatanımızın sembolü olduğu için her ülkenin kendine özgü bayrağı vardır. Bayrak canımız, kanımız. Bayrak, hürriyet, istiklal, biz zaten vatan vatan demek, bayrak demek, bayrak demek, vatan demek. O yüzden uzun yıllar Muğla'da yaşadığımız için Asar Tepesi'nin, Hisar Dağı'ndaki bayrağın, ya daha doğrusu tepenin boş olduğunu fark ederek bir gün rüyamda bayrak asıldığını gördüm. Yıllar önce eski valilerimizden Mustafa Temel Koçaklar valimiz döneminde dilekçe yazarak Asar Tepesi'ne bayrak asılmasını dilekçeyle başvurdum. Orada şu anda 30 metre yüksekliğinde 57 metre karelik altında 40 ton harç olan bir beton kalıpla bayrak asılması beni ziyadesiyle mutlu etmiştir. Ve Muğla'mız bütün Türkiye'ye bu konuda örnek olmuştur. Anıtkabir'deki bayrağı yaptıran iş adamı Amerika'da yaşıyor. Adı Cemal. Tesadüfen Muğla'daki bayrağın dilekçesini veren öğretmenin adı da Cemal. Yani bu Allah'ın bir hikmeti olduğuna inanıyorum. Bir mucize olduğunu. Onun için vatanımıza, milletimize her zaman şehitlerimize özellikle şehitler için çok şiirler yazdım.
mekanları cennet olsun, nur içinde yatsın, onları rahmet ve minnetle anmalıyız. Onların sayesinde ayakta yaşıyoruz. Her zaman saygıyla, minnetle, rahmetle ruhları şad olsun şehitlerimizin. Onları hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Ve bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Buradan izleyicilere söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? İzleyicilere de çok okumalarını, tarihine, kültürüne, geleneğine, göreneğine, milli ve manevi değerlerine bağlı kalarak ebeveynlerine, annesine, babasına yani saygılı, kültürlü, vatanına, milletine yaraşır bireyler olmalarını istiyorum. Yani bu konuda onların tabii çok çalışmalarını dünyaya örnek kişiler, örnek liderler yetiştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Merhabalar, ben Feray. Muğlalıyım. Ne iş yapıyorsunuz? Şu anda çiftçilik yapıyorum. Emekli olmaya çalışıyorum. Yakında da emekli olacağım. Peki Muğla'nın seçilmiş iki tane milletvekilini sayabilir misiniz? Söyleyebilir misiniz? İsimlerini? Burak Erbay. Bir de Siirt'ten gelen milletvekilimiz vardı. AK Parti milletvekilimiz. Neydi ismi? Yelda Gökçen diyelim. Evet. Peki bu milletvekillerine söylemek istediğiniz veya sormak istediğiniz şeyler var mı? Şimdi milletvekillerimizi biraz ayrımcılık olacak ama o Muğla milletvekilimiz var, ismini hatırlayamıyorum. O kız cinayeti vardı biliyorsunuz değil mi? Bir kadın cinayeti vardı. Ailesini arayarak şikayetten vazgeçme talebinde bulunmuş. Bu tür şeyler o milletvekilimizi hiç ilgilendirmiyor. Kendi üzerine vazife olan bazı şeylerin peşinde koşması gerekiyor. Anlatabildim mi? Diğer Yelda Hanım için söyleyeyim, başı sağ olsun, aynı zamanda eşini kaybetti. Muğla'mızda daha çok ilgilenmesini, halkımızla birebir içten olarak yani samimi olarak halkımızın dertlerini dinlemesini istiyorum. Ayrıca bir şey daha söyleyebilir miyim? Bir yağmur falan yağdığı zaman ortalık sel oluyor ve Daltonların donunu geçti, Yamalı donunu geçti. Sokaklarımızı görüyorsunuz değil mi? Belediyemizin de daha kalifiye işler yapmasını bekliyoruz. Bakın bir parkı 1,5 senede bitirdiler. Allah muhafaza bir dahaki seçimi ikinci parkta bitirirler artık. İki tane parkla seçim bitmez. Onun için hizmet bekliyoruz. Anlatabildim mi? Muğlalı genel olarak bu yollardan şikayetçi zaten. Bu konuda ne öneriyorsunuz? Altyapı. Ya da sandal kiralasınlar, sandalla gidelim gideceğimiz zaman. Mantıklı değil mi? Yani şimdi yani başkanlarımıza da bir şey söylemek istemiyorum ama ellerinde olan bütçelerine göre hareket ediyorlar ama yani bilhassa AK Parti milletvekillerimiz çalışsınlar, daha çok çalışsınlar. Aradığımız zaman telefonlarımıza cevap versinler. Bak bunu ısrarla söylüyorum. Bazen telefonlarımıza cevap vermiyorlar. Ben kendim AK Partiliyim. Kurucularındanım. Bir partili olarak en doğal hakkımdır sanıyorum. Yani diğerlerini zaten CHP'nin vekillerine bir şey demeye gerek yok. Birileri cemevi yapıyor. Hizmet yapsınlar. Onlar da dini inançlarımız, toplumumuzun değerleri. Ama vatandaşın derdiyle ilgilensinler. Park yapacaklarına iş yapsınlar. Değil mi? Ben Muğla'nın yerlisiyim çünkü de en iyi ben yani bilenlerden en iyi bilenlerden bir tanesiyim Muğla'nın dertlerini. Tamam, yeterli. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Hak verilen bir şey değil abisi. Hak tutulup koparılıp alınan bir olay. Onun için hakkımızı mücadele edip söke söke alacağız. Hizmet gelmiyorsa defalarca dile getirip dilekçe vereceğiz, talepte bulunacağız. Yani beklemeyle hiçbir şey elde edemeyiz. Bakın 45-50 seneden beri burayı siyaset yapmak istemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. Köy olduk biz. Büyük köyüz şu anda. Büyük şehir değiliz. Burası büyük köy. Fethiye birinci. Muğla şu anda merkez olarak 4. ilçe konumuna düştü. Muğla merkez. Biz onların ilçesiyiz şu anda. Onlar bizim ilçemiz değil. Tamam. Merhaba, Ceyda Taşkıran. Ne iş yapıyorsunuz? Üniversite okuyorum. Ben eğitim öğretmeni 2. sınıf. Antrenörlük yapıyorum burada. Muğla'nın seçilmiş milletvekillerinden iki isim sayabilir misiniz? Süleyman Girgin. Bu kadar, bir tane biliyorum. Peki bu milletvekillerine söylemek istediğiniz, sormak istediğiniz şeyler var mı? Öncelikle milletvekillerin kendi aralarındaki kavgalarına son verip halka ne oluyor onlara bakmalarını istiyorum. Kadına şiddetle ilgili bir sürü her gün olay duyuyoruz. Bunlarla ilgilensinler, bir çözüm önersinler. İnsanlar intihar ediyor açlıktan. Her gün bunları okuyoruz. Ya ben bile her gün Twitter'da bu haberleri görüyorum. Onlar görmüyor mu? Ya da bunlara bir adım atmadan nasıl vicdanları rahat ediyor? Sonuçta biz temsil ediyorlar orada. Bunlarla ilgili çözüm önerileri bekliyorum onlardan. Kendi adıma da spora daha çok destek verilmesini bekliyorum. Burada bu soğukta, karda biraz sonra
öğrenciler gelecek, antrenman yapıyorlar ama hiçbir desteğimiz olmadığı için bir sonuç alamıyoruz sporda. Yani bunlarla ilgili biraz daha iyi olabilirler. Daha çok siyasi kavgalardan çok. Çünkü bunlar bizim hiç umurumuzda değil. Peki bu sanata verilmeyen, spora verilmeyen değer Muğla'ya özgü bir şey mi? Yoksa genel olarak ülkenin problemi olduğunu düşünüyorsunuz? Genel olarak ülkenin problemi olduğunu düşünüyorum. Çünkü spora verilen değer sadece futboldan ibaret. Futbola verilen bir değer var. Diğer spor branşlarına herhangi bir değer yok. Ya genel olarak ülkemizin sorunu. Sonra da tabii ki başarı bekliyoruz. Olimpiyat olsun, yurt dışında olsun. Ama zor, gelmez bu şekilde. Peki buradan söylemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Yani son olarak dediğim, bunları izlesinler. İzledikten sonra da geçmesinler. Yani herhangi bir, sadece öneri bekliyoruz onlardan. Bir şey bekliyoruz yani, o kadar. İzleyip geçmeyin lütfen. Peki izleyicilere söylemek istediğiniz bir şey var mı? İzleyicilere söylemek istediğim de, siz de sadece internette okuduktan sonra ya da televizyon izledikten sonra hayatınıza hepimiz devam ediyoruz ama bir şekilde farkında olmamız gerekiyor. Gençler olarak tabii ki daha çok farkında olmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili fikirlerimizi söyleyelim hep birlikte. Herhangi ne olursa olsun fikrimiz. Saygı içinde fikirlerimizi söyleyelim. Gözümüzü açalım. Susmayalım. Evet, susmayalım. Adım Şerif Duygulu. Ne iş yapıyorsun? 34 seneden beri Atatürk Stadı'nda görev yapıyorum. Muğla'nın seçilmiş milletvekillerinden iki isim sayabilir misiniz? Valla Melda Hanım, öbürünün adını neydi AK Parti'den? Melda'yı tanıyorum. CHP'den isimlerini bilmiyorum şu anda. Çünkü biz memur olduğumuz için, siyasetine uğraşmadığımız için isimlerini şu anda bilmiyorum. Peki bu milletvekillerine sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz şeyler var mı? Vallahi bence şu anda burada çalıştığım için il müdürümüzü dahil vekillerimizden memnunuz. Gördüğünüz gibi bazı şeyleri yaptı yani il müdürü dahil. Vekiller de zannedesem yardımcı olmuştur. Şu anda iyiler yani bence. Peki beklediğiniz başka şeyler var mıdır milletvekillerinden? Vallahi bence devam etmelerini isterim. Yani yardımlar için de teşekkür ederiz yani. Başka bir şey diyemem ben. Peki stadyumda çalıştığınızı söylediniz. Yaklaşık uzun süreler bulundu. 34 seneden beri. Sizce bu stadyuma verilen destek yeterli mi? Vallahi yeterli bence. Şu anda yeterli. Şu anda yeterli. Bir eksiğimiz yok çünkü. Önceden çok eksiklerimiz vardı. Yani hepsini çözdüler. İl müdürü dahil tabii içinde. Vekiller de zaten onlara göre işi yapmışlardır. Şu anda memnunuz. Bir şey diyemem. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? İzleyicilere... Bence vekillere sahip çıksınlar. Muğlalık olarak. Onlara sahip çıktık mı bu işler daha güzel çözülür. Bugün Halkın Ses programında halkımıza milletvekillerini ve milletvekillerinden beklentilerini sorduk. Halkımızın yarısı bu durumdan memnunken yarısı milletvekillerinden toplum için biraz daha gayret göstermelerini bekliyor. Bir sonraki Halkın Ses programında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.